Çelik kapılar çarpılarak kapanıyor. Yüksek sesle kaba gülüşmeler duyuluyor. Öfkeli sözler, küfürler, ağlamalar. Burası hapishaneydi ve ben buradaydım. 2,5 yıl boyunca en dibe çökmüş insanlarla hizmet etmeye çalışarak buradaydım. Umutsuzluk ve çaresizlik çok gerçekti. Ancak beni neredeyse delirten şey gürültüydü. Bunu yüzüme değen hafif bir esintiyle kıyaslayayım. Ağaçların üst taraflarında kuşlar neşeyle şakıyor. İspinozlar kendi melodilerini ve renklerini ekliyor ve oyunbaz bir şekilde otluyor. Güvercinler mutlu bir şekilde ötüşüyor ve horoz da sevinçle ötüyor. İşte burası benim evim ve ben evimi çok seviyorum. Etrafımızdaki insanların birçoğu çaresizlik hapishanesinde. Bir kurtuluş umudu olmadan karanlıkta yaşıyorlar. Salıverilmeleri mümkün ama kendi kalplerinin boşluğunda yaşıyorlar. Şimdi bile Tanrı ışığın anahtarını onlara uzatıyor ve onları huzura, dinlenmeye çağırıyor. Ben günah içinde kıstırılmış bir insan gördüğümde hapishanenin sesini neredeyse duyabiliyorum. Çünkü bu kişi gerçekten de hapishanede. Günah işlediği için hapishanede zamanını dolduruyor. Bugün de dünyaya çıktığımızda günahın gürültüsünün insanı yüksek sesle çağırdığını biliyorum. Günahın pis kokusunun gerçek olacağını ve beni boğmaya çalışacağının farkındayım. Ayrıca gürültünün ortasında sessizlik olduğunu da biliyorum. Çünkü Tanrı'yı dinlediğimde kalbime güzel şeyler fısıldıyor. Tanrı'yı konuştuktan sonra ben ona olan sevgimi fısıldadığımda o da beni dinleyecektir.